Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Polosmart'ın FSM33 model 10.000 mAh'lik powerbank'ini konuşacağız. Evet arkadaşlar, FSM33 10.000 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Bu kapasitenin 3.7 voltta olduğunu söyleyeyim. Bundan yine bahsedeceğim. Üzerine 2 tane USB çıkışı bulunuyor. Bu çıkışlar 5 volt 2.1 amperlik akım verebiliyor bize. Ayrıca değişiklik olarak üzerinde 3 tane giriş var arkadaşlar. Bir tanesi MicroUsb, bir tanesi TypeC, bir tanesi de Apple'larda gördüğümüz Lightning girişi. Bu 3 girişi kullanarak da cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bir güzellik daha var. Bu 3 girişin 2 tanesini birden de kullanabiliyorsunuz. Yani Type-C ve MicroUSB'yi aynı anda kullanabiliyorsunuz ya da Lightning ve Type-C'yi aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bunlardan 3'ünün ikisini kullanabiliyorsunuz. Bu girişlerden her biri de 5 volt 2.1 amperlik bir akımı alabiliyor. Bu giriş çıkışların yanında cihazın üzerinde ayrıca açma kapama tuşu da bulunuyor ve üzerinde bildirim ledleri var. Bu 4 tane led sayesinde içindeki kapasiteyi öğrenebiliyorsunuz. Her bir tanesi %25'lik kapasiteyi size anlatıyor. Yani 3 tanesi yanıyorsa yaklaşık %75'i doludur demek oluyor. Cihazın kutu içeriğinden Türkçe kullanım kılavuzunun yanında microUSB kablo geliyor. Bununla şarjınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kısa bir kablo, yaklaşık 30 santimetrelik bir boyuta sahip. Cihazın içerisinden herhangi bir şarj cihazı çıkmıyor, Lightning ya da Type-C kablo çıkmıyor, aklınızda bulunsun. Cihazın boyutlarına bakacak olursak 145 mm, 70 mm ve 17 mm'lik boyutlara sahip arkadaşlar. Çok kalın bir cihaz değil, zaten lityum polimer yapıda, o yüzden böyle ince yapılabiliyor. Cihazın beyaz ve gri renk seçenekleri var. Beyazı hemen şöyle göstereyim size, detaylarda da göreceksiniz. Gri de böyle fümeye yakın, yani koyu gri diyebiliriz. Tabii ki cihazın 2 yılda garantisi bulunuyor. Devam edecek olursak zaten biraz bahsetmiştim. Birden fazla porttan beraber şarj edebiliyorsunuz. Yani aynı anda 3 portun ikisini kullanabiliyorsunuz. Dedim ya, Lightning var, MicroUSB var, Type-C var. Bunlardan 2 tanesini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Normalde mesela 8 Watt'la 9 Watt'la şarj edebiliyorsanız ikisini birden kullandığınız zaman 12-13 Watt'la şarj edebiliyorsunuz. Cihaz ayrıca hem kendisi şarj olup hem de başka bir cihazı şarj edebiliyor. Bu özellik bazılarında bulunmuyor. Bu cihazda bulunuyor. Cihazın üzerinde açma kapama tuşunun olduğundan zaten bahsetmiştim. Bunun kullanımı şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela telefonunuzu bağladınız, kablo bağlıyken tuşa basılı tutarsanız akım duruyor. Yani telefonunuz şarj olmuyor. Bir kere bastığınız zaman tekrar şarj işlemi devam ediyor. Eğer cihazı tek porttan şarj ederseniz yaklaşık 6 saatte şarj olabiliyor. 2 portu aynı anda kullanırsanız da 3 saat, 3,5 saat içinde cihazı şarj edebiliyorsunuz. Powerbank'in kapasitesinin 10.000 mAh olduğundan bahsetmiştim. Bu 10.000 mAh 3.7 volttaki kapasite arkadaşlar. Bu tüm cihazlar için geçerli. Kullanacağınız tüm powerbank'lerde aynı durum var. Biz normalde 5 voltu kullandığımız için bizim işimize yarayacak kapasite burada değişmiş oluyor. Biz 3.7 volttaki kapasiteyi değil 5 volttaki kapasiteyi almamız lazım. Orada da yaklaşık 7400 mAh'lik bir kapasite bizim karşımıza çıkıyor. Bu alacağımız maksimum kapasite arkadaşlar. Bunun yanında devre kalitesi ve kullanacağınız kablo filan da işin içine girdiği zaman verimlilik düşecektir. Orada bir miktar daha düşme yaşayacaksınız. Dediğim gibi bu kullanacağınız her powerbank'te aynı şekilde geçerli. Evet arkadaşlar, cihazın çıkışlarından 5 volt 2.1 amperlik akım aldığımızdan bahsetmiştim. Yaklaşık 10 wattlık bir güç aldığımızı söyleyebiliriz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Sizin cihazınız belki de 5 volt 1 amperi destekliyordur. O zaman siz sadece 5 wattlık bir güçle cihazınızı şarj edebilirsiniz. Ama cihazınız atıyorum 10 wattı destekliyorsa 10 wattın tamamını burada kullanabiliyorsunuz. Burada cihaz sizin telefonunuzla konuşarak, yani powerbank telefonla konuşarak onun ihtiyacı olan akımı ona gönderiyor. Yani sizin cihazınız atıyorum 5 wattı istiyorsa bu cihaz ona 10 watt göndermiyor. 5 watt olarak onunla iletişimini kuruyor. Ayrıca bu cihazda süper şarj, quick şarj gibi bir teknoloji yok arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz hızlı şarj 5 volt 2.1 amperlik olan şarj. Burada atıyorum sizin telefonunuzun kutusunun içerisinden 5 volt 1 amperlik bir şarj cihazı çıkmıştır. Ama telefonunuz 5 volt 2 amperi destekliyordur. Bu cihazda, yani bu powerbank'te şarj ettiğiniz zaman daha hızlı şarj edebilirsiniz. Bundan bahsediyorum. Devam edecek olursak cihazın içindeki devreler aşırı akıma ve voltaja karşı korumalı. Ayrıca dış kısmı da yanmaya karşı dayanıklı. İsterseniz kullanım önerilerimle devam edelim. Bu cihazları günlerce, saatlerce şarjda tutmanıza gerek yok arkadaşlar. Cihazın bataryası dolduğu zaman, yani içindeki pil dolduğu zaman çekebilirsiniz. Üzerindeki ışıklar yanıp söndüğü zaman şarj oluyordur. Sürekli yanık kaldığı zaman da şarjı tamamlanmıştır. O zaman sökebilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz cihazınız şarj cihazından güç çekmeyi bırakacaktır. O yüzden dolduğunu anlarsınız. Yani siz bu cihazı günlerce de prizde tutsanız şarj işlemi dolduğu zaman cihaz kendi gücünü kesecektir. Bu tip cihazları yüksek ısı ve soğuktan uzak tutun arkadaşlar. Bunların en büyük düşmanı yüksek ısı ve soğuk. Arabaların torpidosunda, içinde filan kesinlikle bırakmayın. Sırt çantanızda filan dış taraflara koymayın. Daha iç taraflarda olsun. Yani sıcakla çok fazla temas etmesin. Bazıları kapasitesini arttırmak için buzdolabına, buzluğa filan koyuyor. Bu da zarar verir, onu da belirteyim. Evet arkadaşlar, devam edecek olursak bu tip cihazları kesinlikle kalitesiz kablolar ve şarj cihazlarıyla şarj etmeyin. Bazı olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle Power Delivery destekleyen Type-C kablolarda ve şarj cihazlarında dikkatli olun. Bunların kalitesiz olanları size sorun çıkarabilir. Bu konuda çok çok dikkatli olmanızda yarar var. Bu tip cihazları kullanırken kısa ve kaliteli kablolar kullanmanız sizin açınızdan daha iyi olur. Orada verimliliğiniz artacaktır. Yani kaybınız azalacaktır. Ben bazen denk geliyorum. Mesela böyle bir powerbank almış, upuzun kalitesiz bir kablo almış. Zaten oradaki bütün enerji ısıya dönüşüyor. Adamın telefonuna çok az bir enerji geliyor. Sonra şarj etmiyor diye şikayet ediyor. Böyle şeylerin önlemini almak için kısa ve kaliteli bir kablo kullanmanızda yarar var. Mümkün oldukça yeni ürünler tercih edin arkadaşlar. Atıyorum bu cihaz 3 yıldır depoda duruyor olsun. Ben bunu satın aldığım zaman bu cihaz zaten ömründen bir miktar kaybetmiş olur. Çünkü bu cihazlar üretimden başlayarak ömürlerinden kaybetmeye başlarlar. Zamanla ölmeye devam ederler. Ben aldığım zaman zaten atıyorum mesela %100 verimli bir cihaz istiyorum ama aldığım zaman yaklaşık %70, %60 verimlilikte bir cihaz satın almış olurum. Son olarak da böyle bir powerbank alırken mümkün olduğunca garantili ürün tercih edin. Burada şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Atıyorum bu cihazı aldınız. Bir senenin sonunda ölebilir. Yani kapasitesi sıfıra inebilir. Orada garantiyi kullanabilirsiniz. Sizin için büyük avantaj olur. Çünkü kalitesiz ürünler genellikle çok kısa zamanlarda ömürlerini tüketirler. İlk başta aldığınızda kaliteli bir ürünle aynı performansı sergilerken 6 ay 1 sene sonra tamamen ömürlerini tüketirler. Bu tip cihazlarda da kaliteyi gösteren en büyük etmen uzun vadeli kullanım oluyor. Evet arkadaşlar, sanırım Powerbank ile ilgili her şeyden bahsettik. Ben şimdi burada videoyu kapatıyorum. Cihazın fiyatı ile ilgili bilgileri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan güncel fiyata ulaşabilirsiniz. Yine uygun fiyatlı bir ürün, kaliteli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Satın alımlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Cihazın artıları ve eksileri bu şekildeydi. Ben şimdi burada videoyu kapatıyorum. Eğer videolarımızı beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.